Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Eskişehir sokaklarında dolaşacağız ve halka mikrofonumuzu uzatacağız. Bu yıl kurban kesebiliyor musunuz diye soracağız. Bakalım Eskişehir halkı ne söyleyecek? Çok pahalı fiyatlar, işte tarım, hayvancılık. İnsanlar köyünü terk ettiler. Köyde insan kalmadı. Ne olacak? Şimdi hayvancılığa destek yok. Yeteri kadar destek yok. Öyle olunca da bu işi yapanların sayısı azalınca da fiyatlar uçtu gitti yani. Ne olacak? Öyle yani durumlar. Nasıl peki, sizlerin bütçesini zorluyor mu? Ya bütçeyi zorlamaz mı ya? Tabii zorluyor ya. Ne demek zorluyorum yani? Yani bir kıyasladığın zaman geçen sene 60 lira olan kıyma kuşbaşı bu sene 150 lira. Nasıl zorlamaz yani? Yani fiyatlar uçuk, çok uçuk yani. İnsanlar çok zor geçiniyor. Açıklanan enflasyon yarısı bile değil. Ha cebimden cüzdanımı çekmişsin, çalmışsın. Ha TÜİK'in açıkladığı enflasyonu düşük açıklamışsın. Yani bu başka bir şey değil yani. Alamadım, kesmeyeceğim. Peki neden alamadınız? Asker işletti, bu ailem yetmediği için alamıyorum. Geçen sene kesmiş miydiniz peki? Yok, kesemedim. Bu sene de kesemeyeceğim. Olur. Şu an fiyatları nasıl buluyorsunuz? Pahalı, çok pahalı. Çok zor, bu şartlara göre zor yani. Anca el öpmeye gideceğiz yani bayramla, şimdi yapacak bir şey yok. Zor. Fiyatlar hakkında bilginiz var mı, araştırdınız mı? Geçen seneye göre 2 milyar falan fazlalık var tabii yani. 2'ye alıyorsan şimdi 3,5-4 milyar misal. Yapacak bir şey yok. Allah yardımcımız olsun yani. Şartlarda almayı düşünüyor musunuz bu sene? Nerede? Çok zor. Çok zor yani. Dediğim gibi anca bayramlaşacağız. El öpmeye gideceğiz. Bize gelecek de bu şekilde. Peki, zor yani. Sizin gibi diğer vatandaşlar da zorlar mı bu kurban? Türkiye. Onu büyükler düşünecekler yani, üstün başımızdaki insanlar. Temmuz zamları bekliyoruz, Ocak zamları bekliyoruz. Yapacak bir şey yok. Vallahi yar yardımcımız olsun yani hepimizin. Keseceğiz. Kesecek misiniz? Nasıl peki fiyatlar? Vallahi ben hiç bilmiyorum. Çocuklar biliyor. Bu yaşta bilmiyor. Keserim. Keseceğiz. Keseceksiniz. He. Peki fiyatlar hakkında araştırma yaptınız mı? Nasıl? Yaptık. Nasıllar peki? Normal. Normal. Yani dananın altından buzağı mı arıyorsunuz yoksa doğrudan doğru dana mı arıyorsunuz? Bizim düşüncenizi merak köyde ediyoruz. Kurbanın fiyatları nasıl? Kurbanın fiyatları normal. Normal. Bu sene de alacak mısınız? Aldık bile. Aldık. Keseceğiz herhalde. Keseceksiniz. Devlet para verince keseceğiz ondan. Geçen sene de kesmiştiniz. Evet, kestik. Peki geçen seneye kıyasla fiyatlar nasıl? Baktınız mı? Valla 1,5 almıştık geçen sene. Bu sene 3 milyar. Olsun. Bugünümüze de şükredelim yavrum. Daha ne kötü günler bekliyor diyorlar ama yalan. İyi günleri Allah muhtaç etmiyor, şey yapmasın. Bu sene kurban kesebiliyor musunuz? Evet. Kesebiliyorsunuz. Peki fiyatlara baktınız mı? Nasıl kurbanın fiyatları? Valla 5, 6, 3, 800, 3,5 varlar geç. Geçen sene kurbanlık almıştınız. Geçen sene ufak baş almıştık. Peki o zaman kurbanlık fiyatları nasıldı? Valla şimdi daha çok pahalı ya. Bütçenizde bir etki yaratıyor mu? Tabii canım, mutlaka. Herkesi yaratıyor mutlaka. Peki ekonomi böyle olunca alamayan vatandaşlar olur mu sizce fiyatlar? Tabii canım, mutlaka mutlaka. Kesiyoruz tabii, her yıl olduğu gibi. Mutlaka herkes kurbanı bekliyor. Kesiyoruz. Allah nasip ederse, Allah kabul etsin, keseceğiz. Peki, kurbanımızı. Kurbanlık fiyatları hakkında bilginiz var mı? Nasıl? Kurbanlık fiyatları çok pahalı. Yani insanlar artık bunu yılda bir sefer olduğu için bir şeylerden kısıp mutlaka kesmek zorunda kalıyor. İnançlarımıza göre tabii. Çok pahalı. En düşük kurbanlık 2,5 lira bu yıl. Yani alamayanlar çok, çok alamayan kısım çok yani. Peki sizlerin bütçenizi zorladı mı? Zorladı tabii haliyle. Biz de bir şeylerden kıstık, mutlaka ona yer verdik yani. Her sene de hemen hemen keserim. Bir iki tane kesiyorduk. Bu sene bir taneyi kesmeyi düşünüyoruz. 5500'e de girdim ben bir köye. Tabii fiyatlar fiyatlar da tabii olumlu gidiyor. Herkes de fırsat biliyor. Fiyatları artırıyor. Böyle. Peki, başka soru. Fiyatlar sizin bütçenizi etkiliyor mu?
Tabii etkiliyor, etkilemez olur mu? Biz devlet memuruyuz. 3 aydan 3 ay alıyoruz. Etkile borcundan derdinden kredi çekiyoruz. Devir teslim yapıyoruz. Oradan alıyoruz. Oraya kapatıyoruz. Bu şekilde şey oluyor. Siz her yıl düzenli olarak kesiyorsunuz. Tabii. Geçen düzenli. Geçen yılda kestiniz. Kestiler. Bu o sene... O zaman nasıldı? O zamanlar normal gidiyordu yani. Normal hiç zorlanma. Ama bu sene zorlanacağız. Şimdi gittim. Bir arkadaşı ayarladım. Dedim Ağustos alıyorum ben maaşı dedim. O şekilde hallederiz dedi arkadaş. Benim kredim olmasa yani ona karşı şeyim olmasa. Ya o zaman vereceğim parasını da. Bu sene kurbanlık kesemiyorum. Neden peki? Hayat pahalılığı bir gerçek. Şimdi birazcık da şimdi... nasıl kurban söylesem. Kurban fiyatlarına baktınız mı? Nasıl kurban fiyatları yüksek. Yani ben biliyorum, ben çalıştığım yerde de biliyorum. Diğer yerlerde de biliyorum. Köylere de gidip geldim. Bağlantımız var. Yüksek. Ama bir gerçek var ki hayat pahalı yani. Yapacak bir şey yok. O yüzden kesilmesi zor. Yani belki zorlasak kesebiliriz ama yani şimdi benim kesmem de yetmiyor. Yani ben isterim herkes kesebilsin. Herkes mutlu olabilsin. Bir kişi kesmiş. Zaten kesenler de dağıtmıyor. Buzdolaplarına koyuyor. Buzdolaplarında duruyor. Fakirlere veren yok. O da bir gerçek. Yani öyle. Yo, ben kesemiyorum. Neden kesemiyorsunuz? Vallahi durum biraz kritik o yönden. Peki önceki yıl almış mıydınız kurbanı? Almıştım. Kıyaslarsanız bu sene fiyatlar nasıl? Fiyatlar vallahi almadığımız için onun için bilmiyorum. Hayır, kesemiyoruz maalesef. Neden kesemiyorsunuz? Maddi açıdan, o yüzden. Peki kurbanlık fiyatları hakkında bir bilginiz var mı, araştırdınız mı? Yok, televizyondan duyduğuma göre küçük baş 3,5, büyük baş 7-8'e kadar çıkıyormuş herhalde. Peki bütçenizi etkiler mi bu durum? Etkiler tabii ki de. Etkilediği için de alamıyorsunuz. Evet. Peki önceki yıl almış mıydınız? Evet, almıştık. Peki önceki yıla kıyaslarsanız nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu sene biraz daha fiyatlar yüksek yani. O yüzden maddi açıdan ekonomi zaten herkesi zorluyor. O yüzden yüksek yani. Emekliyim ben. Hayat şartları o kadar ağırlaştı ki. Kurban mümkünatı yok. Bırak kurban kesmeyi biz evimize yet alamıyoruz. Gerçekten bu yani. Peki kurbanlık fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiç gezip çok yüksek, çok yüksek yani. Bir danaya 35 bin, 40 bin lira diyorlar. Bir davara 4 bin lira, 5 bin lira diyorlar. Nasıl alacaksın? Benim maaşım 3 bin lira. Almak mümkün mü sizce? Bak ben şimdi market geziyorum. Ya şeker, çay al. Nerede ucuz var? Vallahi onu gidiyorum almaya. Baktım şimdi... diyorum bakmaya. Durum böyle yani. Türkiye'yi çok kötü duruma getirdiler yani. Maalesef. Bu sene kurban kesebilecek misiniz? Hayır. Niçin peki? Kurbanlık fiyatları hakkında bir araştırma yaptınız mı? Nasıl sizce? Yani zaten kıymanın kilosu 160 lira. Ona göre nasıl alacaksınız? Hayvanı da keseceksiniz. Ne yapalım? Öyle. Pahalı mı sizce? Bence pahalı. Her şey pahalı. Yani sadece kurbanlık değil yani. İnsanlar zaten kurbanlık da üretemiyor ki, yem alamıyor. Bizim bir yakınımız var. Akşamleyin yem veremiyorum hayvanlarıma dedi. Kurbanlık yani o hayvanlar. Hayırlısı. Keseceğiz. Keseceksiniz. Peki fiyatlar nasıl? Çok fazla. Çok fazla. Zorlanıyoruz, kesiyoruz mecburen. Sizin bütçenizi zorladı mı? Biraz. Evet. Zorladı. Bu şartlarda nasıl kesilebilecek acaba? Ekonomiyi görmüyor musunuz? Ne düşünüyorsunuz? İnsanlar aç şu anda. Karnını doyurmayı bırak. Kurban nasıl kesecek? Ben engelli olduğum için param da yok. O yüzden kurbanı da kesemiyorum maalesef. Peki kurbanlık fiyatları hakkında az çok bir bilginiz var mı? Evet, çok pahalı. Yani kimse, herkes artık et yiyemeyecek bir şekilde geldi yani. Yapacak bir şey yok. Teşekkür ederim. Yani bunu bir aslında çözümünü bulmaları lazım yani devletimiz. Bize de yani yardım yapılmıyor doğru düz. Et de yok. Kurban yiyemeyeceğiz yani. Et yiyemeyeceğiz yani. O yüzden herkes zor durumda yani. Allah herkese kolaylık versin derim. Keseceğim. Keseceksiniz. Peki nasıl sizce fiyatlar? Geçen senekinin en az %50 üstünde. Peki bu sizi zorluyor mu? Elbette. Ben devlet memuruyum, emekliyim.
belli bir maaşım var işte. Ondan geçinmeye uğraşıyoruz. Geride kesen kurbağa yani. Biz keseceğiz ama kesemeyecek çok insan vardır diye düşünüyorum. Neden kesemeyecek çok insan vardır? Çünkü her şeyin fiyatı çok yükseldi. Aşırı derecede yükseldi. Ücretler ona göre düştü. Çalışanlar haklarını alamıyorlar maalesef. Çok çok haksızlık olan yerlerin olduğunu biliyorum. Fabrikalarda, özel iş yerlerinde. Ki bu hayat pahalılığında çoğu kişi kesemeyecek diye düşünüyorum. Peki önceki yıla göre kıyaslarsanız sizce kurbanlık fiyatlarında nasıl bir artış oldu? Kurbanlık fiyatlarını çok iyi bilmiyorum açıkçası ama geçen sene aldığımız kurbanla bu sene aldığımız kurban arasında çok fazla fark var. Bu durum sizin bütçenizi etkiledi mi? Etkiledi. Tabii ki etkilemez mi? Ama hani her sene kesiyoruz. Bu sene de yapalım dedik ama seneye kesebilir miyiz bilmiyorum. Kesememe ihtimalimiz çok yüksek. Hayır, kesemeyeceğiz. Neden? Öyle şansımız yok. Çünkü yetmiyor hiçbir şey. Yani sağ elimizde alıyoruz, sol elimizde veriyoruz. Hiçbir şey kalmıyor. Bu kadar. Öncekinde de yapamadık aynı şekilde. Hayat zor. Daha da zorlaşıyor. Muhtemelen de zorlaşacak. Böyle giderse. Ben Mehmetçik Vakfı'na bir bağış yapıyorum. Oraya bir bağış yaptım. Yaptım bile yani. Bağış yaptınız. Evet. Peki kurbanlık fiyatları hakkında bir bilginiz var mı? Valla Mehmetçik Vakfı'ndan gelen bilgiye göre 2350 TL gönderdim. Ben şey yaptım yani. Hatta mesaj geldi. Bağışınız elimize ulaşmıştır diye. Ben her sene oraya bir bağış yapıyorum Mehmetçik Vakfı'na. Başka yere şey yapmıyorum ben. Hayır. Her sene kesiyordum ama bu sene kesmiyorum. Kesemiyorum yani. Nasıl sizce önceki yıla kıyaslarsanız bu sene fiyatlar nasıl? Vallahi ben bu gidişattan hiç memnun değilim. Çift maaş alıyorum. Zor geçiniyorum. Bir ev aldım taksitte. Ancak onu rahatça ödeyebiliyorum. İşler kötü yani. Bu sene kurbanlık bana kalsa keseceğim ama borçlardan dolayı kesemiyoruz. Bugün olmuş ekmek 4 lira. Ben şahsen Hataylıyım. Şu an memleketimde ekmek 4 lira. Bu yanlış bir şey. Böyle bir memlekette yaşıyoruz. Sonumuz ne olacak hiç bilmiyorum. Peki kurbanlık fiyatları hakkında bir bilginiz var mı? Nasıl? En düşüğü şu an yani kuzudan bahsediyorum 4,5 milyar. Ben kendim baktım. Hiç iyi bir şey değil. Nereye kadar böyle devam edecek hiç bilmiyorum. Zorlayan bütçeniz. Bütçemizi bana kalsa zorlayacağına inanmıyorum ama ailem tabii o pahalı, bu pahalı, şu pahalı derken. Mesela şu arkadaş bak kaçıyor. Yeni evlenecek. 23 yaşında bir ton borca girmiş. Memleketimizin sonu hiç iyi değil. Allah hakkımızda hayırlısını versin. Evet kesiyorum. Peki kurbanlık fiyatları nasıl sizce? Vallahi fiyatını bilmiyorum. Ben bir arkadaşıma söyledim. O da yazılmış. Sen nerede durumu iyi adam var geldin ona soruyorsun. 5200 dedi. Ben de tamam hiç sorun yok dedim. Peki sizce normal şartlarda uygun mu, pahalı mı? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi tabii ki pahalı. Her şey her gün bir zam geliyor. Öyle değil mi? Devamlı zam. Ücretle geçinen bir vatandaşın alabilmesi kolay olur mu? Ben ayda 3200 lira alıyorum. İyi kötü geçinip gidiyorum. Ne yapayım? Emekli parası. Geçinirim. Ben de doğru konuşsana geçinirim 3200 lira. Hoş geldin Hava. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sizlere de soralım. Bu sene kurbanlık aldınız mı? Valla ben aldım ama benim yurt dışında imkanlarım var öyle. Yani buradaki asgari ücretine kurban değil de adam tavuk da alamaz. Anlıyor musun? Tavuk da alamaz. Aldım diyenler de yalan söylüyor. Asgari 3000 lira, 4000 lira aylığına tavuk da alan yalan söylüyor. Abinin dışarıda geliri var 3000'i söylüyor. 50.000 geliri var onu söylemiyor. Hayır canım tamam. Bir depo benzin alıyorum gene. Ben geçen bir benzin 1800 lira depo tuttu. 1850 liraya bir depo benzin. Adam şimdi zengin fakir ayrımı oldu. Fakir evde zengin yolda. Tamam. Kızım nerede keseceksin? Geçinebildik de kurban mı keseceksin? Sen kesebileceksin aynı soruyu ben sana soruyorum. Nasıl sizce kurbanlık fiyatları uygun mu pahalı mı? 4000 liradan aşağı kurban yok. Küçük küçük başlıyorum. Önceki yıl almış mıydınız? Almaz mıyım? Her sene keserdim, bu sene kesemeyeceğim. Bütçeniz zorlar mı? Zorlar ne demek? Bütçe mi kaldı? Hani bütçe? Bütçe var mı? Mazot pahalı. Çiftçiyiz biz. Gübre bağlı. Para yetiştiremiyoruz. Mazot kurban pahalı. Nerede? Kurban geçti artık. Şimdi şey oldu.
Hayat pahalı, kurbanlıkta alamayacaksınız. Evet, evet. Bu para mazotla her şeyi götürdü, küpüre götürdü. Teşekkür ederim. Ben kesiyorum. Keseceksiniz. Kendim ne kadar? Yetiştiriyorum. Yetiştirip kesiyorum. Çiftçiyim. Elimde hayvanlarım var. Kendim kesebiliyorum. Doğunun ağası mı? Yok, yok. Ağalık yok da. Kendi halimde geçiniyorum yani, şükürler olsun. Peki sizce kurban fiyatları nasıl? Bizde kurban fiyatları en küçük kuzu 2,5 milyar, 3 milyar. Büyük başlara küçük teciye yok. Vatandaşlar alabilirler mi sizce? Alır şimdi, herkes ikramiye alıyor, para alıyor, devlet veriyor. Kesmeyi yok. Herkes kesebiliyor. Hayır. Neden kesemiyorsunuz? Para yok. 2000, 3000 lira emekli maaşıyla kurban çocuk okuyor, nasıl alalım? Alamayız. Peki önceki yıl kesebilme imkanınız oldu mu? Olmadı. Ömür boyu böyle sıkıntılarla geçiniyoruz. Ömür boyu. 75 yaşındayım. Hiç daha cebimde artı param olmamıştır. Peki nasıl sizce kurbanlık fiyatları? Hiç gezip dolaştınız? Kurbanlık fiyatları şeye göre ucuz bile. Ama vatandaşın alım gücü yok. Hayır efendim, almadım. Alamıyorum da. Neden peki? Bütçem müsait değil işte, arkadaş söyledi. Bütçemiz müsait olsa alacağız. Yani bu gelenekten, Allah için, rızası için kurban keseceğiz. Ama çoluğumuzdan, çocuğumuzdan, halkımızdan yiyeceğiz ama maalesef alacağımız para 3500 lira. Bundan nasıl kurban keseyim, nasıl idare edeyim? Peki önceki yıllarda almış mıydınız, alıyor muydunuz? Şimdi önceden size şöyle kısaca bir şey söyleyeyim. 70 küsür senelerinde bir koyun 50 liraydı. Bir koyun 50 liraydı. Şimdi et 200 lira, 1 kiloya 4 tane koyun parası. Sayın bakanlarımız, meclisimiz buna göre düşünsün. Anca marketten, kasaptan 1 kilo, yarım kilo kıyma alıyoruz, öyle idare ediyoruz yani. Alamıyoruz. Ha, öyle yani. Peki bazen gezip dolaştınız mı? Kurbanlık fiyatları nasıl? Önceki yıl nasıl? Gezmek zaten belli yani. Kurban, en kurban 3000 lira yani. 3000 lira mesela, bazen danaya falan giriyorlar, o da 5-6 bin lira. Yani anca kendimiz idare ediyoruz. Fazla açılamıyoruz. Çünkü açılırsak ipin ucunu kaçırırız. Bir daha toparlayamayız yani. Bundan sonra biz banka kredisi falan ödeyemeyiz. Ya zor gelir bize. Onun için ayarlı gidiyoruz. Hani ne demişler? Babacığımın olduğu zaman bayram ederim. Öyle yani. Durum böyle yani. Vallahi kesemiyoruz. Biz kiramızı ödeyemiyoruz. Geçim dünyası çok zor yani. Bir markete gidiyoruz. 200-300'den aşağı çıkamıyoruz. Yani önceki yıllarda kurbanlık alıyor muydunuz? O zaman da alamıyordum. Alamıyordunuz. Alamıyordum. Hiç alamadım ki. Peki fiyatlar hakkında bir bilginiz var mı? Hiç gezip dolaştınız mı? Nasıl sizce? Çok fazla. Yani bayağı bayağı artmış. Kiralar 3 milyardan aşağı yok. En kötüye 1,5 milyar. Ev tutamıyoruz yani. Çatır kuracağız herhalde bugün işte. En düşüğü 4 bin liradan başlıyor. Yapacak bir şey yok. Asgari ücret zaten 4 bin lira ikizi. Nasıl yetiştireceksin? Yetiştirebiliyorsa millete alsın. Ama ben yetiştiremiyorum. Ben zor, sakin alıyorum. Bak hanımım da çalışıyor, anca alabiliyorum. Yoksa öbür türlü alamıyorum. Evet. Peki kurbanlık fiyatları nasıl? Normal. Normal, yurt dışına bakarak çok uygun. Yurt dışında 250 euro. Burada 3000-2500 liraya bulabiliyorsunuz. Tabii kesebilene, kesemeyene ne diyeyim? Herkes kesebilir misin? Herkes kesemez. Asgari ücretliler zor, çok zor. Bir asgari ücrete kurbana verirse bir aya çıkalır. O yüzden İşte anlayın, her zamanki dediklerimiz lazım. Zor, kesim zor. Burada Afyon bölgesi, Eskişehir bölgesinde 2,5-3 arası. Belki başka yerlerde daha pahalıdır ama zor, kesim zor tabi. Dışından veriyoruz, kesmiyoruz kurbanı. Kesmiyorsunuz? Evet. Peki kurbanlık fiyatları hakkında bir bilginiz var mı? Yok. Orada Belçika'da oğlum var. 115 liraymış herhalde. İyi ödedi. Kesmedim, almadım da. Neden almadınız? Param yok, ne yapayım? Önceki yıl almış mıydınız? Önden alıyordum. Şimdi alamıyorum. İki senedir alamıyorum, açık konuşayım.
önden alıyordum. Nasıl sizce kurbanlık fiyatları, uygun mu pahalı mı? Çok pahalı. Ben zaten yani varım hani 3 tane çocuk bakıyorum ben. Etkiliyor mu sizleri? Etkiliyor ya, etkilemez olur mu? Çok etkiliyor hem de. Geçimimi sağlayamıyoruz. 3 tane yetim çocuk bakarım. Eşim öldü. Genelde vatandaşlar da alamayacaklarını söylüyorlar. Hep alamayız, hep alamayız. Alın, bu durumda kimse kurban kesmez yavrum. Çok pahalı her şey. Rabbim verirse keseceğiz, olmazsa kesmeyeceğiz. Ne yapalım? Allah'tan şükretmek lazım her şey için. Yapacak bir şeyimiz yok. Peki kurbanlık fiyatları nasılsınız? Vallahi uçmuş diyorlar ama hani herkes yem fiyatları da pahalı diyor. Her şey gidip geliyor. Sizce de öyle mi? Pahalı mı değil mi? Bence normal. Ben normal görüyorum. Evvelleri daha pahalıydı mesela. Daha pahalı zamanları vardı. Şimdi paralığımız düşüyor hep. Yani aylıklığımız düşüyor. O yüzden dengeleyemiyoruz biz. Rabbim inşallah vardır bunda da bir hayır. Allah'a dua edeceğiz. Ya önümüze bakacağız. Kime keseyim çocuklarda? Hangi parayla? Eğer para olsa kesilir zaten. Para olmadığı zaman ne olur? Bir emekliyim, 3 öğrenci okutuyorum. Evim kira. Neyle keseceğim? Peki önceki yıllarda kesebilme imkanınız var mı? Tabii kesiyorduk, her sene kesiyorduk. Mesela ben Diyarbakır'da yaşıyordum, Diyarbakırlıyım. Orada kesiyorduk ama buraya geldik maalesef. Maalesef. Neden peki? Emekli adam nasıl kesecek? Hayat pahalılığını görüyorsunuz. Aldık ama aldık sayılır. Ama biraz pahalı. Çok pahalı. Ama sonra mecburuz. Vallahi 4000'i geçiyor. 4000'i geçti. Onun için biz alışkınız. Pahalı da olsa almaya alışkınız ama biraz zor. Garibanlar için çok zor. Şartlarda her vatandaş alabilir. Işık zor. Zor kızım. Ama inşallah alırlar. Diyelim alsınlar. Herkese yardım etsin. Allah yardım etsin diyelim. Allah vatandaşımıza yardım etsin. Ne diyelim? Allah kabul etsin inşallah keseceğiz. Kesin. Keseceğiz. Peki kurbanlık fiyatları ne kadar, nasıl, bilginiz var mı? Vallahi evet araştırıyoruz tabii. Zaman geliyor artık. Zaman da kalmadı. Küçük baş ortalama bir kurbanlık alıyorum desen 3500. Yani az aşağı az yukarı falan. Bir danaya giriyorum, dana hissesine giriyorum desen o da 4000-4500. Hayvan kilosuna göre 5000 lira, 6-7000 liraya kadar çıkıyor. Böyle yani. Önceki yıllara göre kıyaslarsanız sizleri etkiliyor musunuz? Şimdi vatandaş çok etkiliyor tabii ama dünyada bir kriz var. Yani dünyada küresel bir kriz var. Buna göre de bizde de üreticinin malı bana göre daha biraz daha ucuz. Üreticinin elinde kaldı mal. Yani ne kadar satabilirler, millet ne kadar alabilir? Alım gücü düştükçe de üretici zor duruma düşüyor bence yani. Üreticileri biraz korumak, kollamak gerekiyor bence. Onları koruyup kollayıp devletimiz, hükümetimiz de sağ olsun onlar da yardım etmeye çalışıyor ama ne kadar yardım etseler de devlet ne kadar yardım etse de küresel bir kriz var. Yani gün günü tutmuyor. İşte pazarda herkes dolaşıyor. En ufak bir yere gir, bir üstüne bir şey alıyorum desem 1500-2000 liradan başlıyor. Yani böyle bir şey var. İnşallah iyi olacak. İyi olur inşallah. Önümüzdeki bereket güzel bu sene inşallah. Bu bereketle, bu çiftçilikle inşallah üretici kalkınırsa herkes kalkınır diye düşünüyorum. Allah yardımcımız olsun hepimizin. İnşallah. Aldık biz. Aldınız. Peki fiyatlar ne kadar? 2500. Yok canım nerede ya? Nerede kesilecek ki artık kesilmeler hemen hemen çok azaldı ya. Hayat pahalılığından. Eskiden kesiliyordu. Şimdi zaten kesilse bile aileler eşle, dostla, komşuyla ortak kesiyorlar. Sizce nasıl kurbanlık fiyatları? Pahalı canım. Her şey pahalı artık. Altta kalanın canı çıksın bir durum oluştu artık. Gerçekten böyle her yönden. Yani gerçekten öyle. Yani tabii ki kesenler olur da artık yani çoğunlukla çok azaldı yani. Kesenler de zaten toplu kesiyorlar işte dediğim gibi. Ortak diyorlar, giriyorlar, dana mana kesiyorlar. Yani hayat pahalılığı malum, herkesin bildiği durum. Kurbanı inanın bacım, aylı aldım dün, bugün avans çektim 1 lira. Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz bilmiyorum, şaşırdım kaldım. İnanın bak ya, hiçbir şeyimiz yok bacım. Bayram geliyor, çocuğu harçlık yok, kendimize diyecek yiyecek yok ya.
Yengen hasta yatıyor. Fiyatları. Önceki yıllar nasıldı, şimdi nasıl? Önceki yıllar bundan çok çok iyiydi. Yani. Arattırıyor. Yani. 5 milyar küsürler olmuş büyük hayvan. Küçük hayvan 3 bin lira. Bizim ailemiz 3 bin lira. Yengen hasta yatıyor. Her gün buraya 500 lira masrafım var. Yok yani ya. Şuraya, her vatandaşın kesebilmesi mümkün mü? Şuraya geldi. Değil başım. Kendine güvene kesecek. Güvenmeyen tamam bitti. Zaten kasaba hiç uğrayamaz. Tavuk bile olmuş 85 lira. İnanıyor musun sen benim alıp da yiyeceğim? Yani? İnanmıyorsun değil mi? Yani keseceğiz Allah nasip ederse. Peki kurbanlık fiyatları nasıl? Ne kadar? Valla biz Ramazan ayından önce girdik. Ama şimdi tamamen uçmuş artık. Yani şeyine göre artık şey yapıyorlar. Allah herkese kolaylık versin. Birkaç sene sonra herhalde işten kesemeyecek duruma geleceğiz. Allah herkesin sonunu hayır etsin. Gidişat hiç iyi değil, ne diyelim. Hayır, kesmiyoruz. Neden peki? Yani durum malum. Nasıl sizce kurbanlık fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla işte kesmeyeceğimiz için fiyatları bile şey yapmadık yani, soruşturmadık bile. Allah nasip ederse keseceğiz, evet. Peki ne düşünüyorsunuz fiyatlar hakkında? Ya fiyatlar her şey artmakta. Yani bugünkü aldığımızı yarın alamıyoruz. Bilmiyorum artık pahalı ama ne diyelim. Fiyatları nasıl önceki pahalı yıllara ya. Göre? Pahalı. İki katını artmış. Geçen sene 2 milyon 600'e aldığım kurbanlığı bu sene 6 milyar. Etkiledi yani mi? Eski. Efendim? Bütçenizi etkiledi mi alırken? Ya mutlaka tabii emekliyiz. Etkiler tabii ama kesiyoruz. Yani çoluğumuz çocuğumuz var. Allah nasip ederse keseceğiz. Allah herkese nasip etsin, kabul etsin. Ben kendim yetiştirici olduğum için fiyatları bilmiyorum yani ama biraz ağır, fazla pahalı. Sizce her vatandaş alabilir mi? Hayır, alamaz. Şimdi önceki yıllara göre %25-30 oranında zamlandı. Zamlanmasına rağmen ama kurbanlıklar şöyle ucuz derim ben size. Yetiştirici olarak yem fiyatları pahalı. Bakıcı ücretleri pahalı. Onun için üreticiye de kızamıyoruz. Yani buna devletin, hükümetin bir çare bulması gerekiyor. Alacağım inşallah. Almadım ama alacağım. Peki fiyatlar hakkında bilginiz var mı? Hiç gezip dolaştınız mı? Nasıl? Ya bizim memleketimiz hiçbir zaman böyle normal olmadı. Millet fırsatçı. Uçuyor yani. Bıraksın herkes ben kesmesini isterim yani ama bilmiyorum. Ama alacağım inşallah. Önceki yıllarda da alıyor musunuz? Tabii inşallah hep aldım. Ben yani kurbanla yani hiç sıkıntımız yok inşallah. Ya ülkemiz için her zaman %25-30 oranında zamlandı. Sizce bu bütçeyi etkiler mi? Zamlanmayan bir şey var mı normalde? Ama işte kurban olduğu zaman biraz insanlık daha çok böyle manevi yönümüz ağır basıyor. Ama inşallah isterim ya yani. Tabii ki herkes kessin. Ne enteresansa kurbanda daha çok etler pahalı onu. Ben de anlamıyorum bu işi. Kasaplar uçuyor mu? Ne yapıyor bu şeylerde? Anlamıyorum yani. Ya bilmiyorum ama inşallah herkese Allah kesmeyi nasip etsin. Aldık. Aldınız. Fiyatlar nasıl peki? Vallahi uygun yavrum. Ne yapacaksın? Veren verebiliyor, vermeyen veremiyor. 1800 dış memleket. Ama Türkiye içini bilmiyorum kaç olduğunu. Onu da söyledi ama unuttum. Siz ne söylersiniz peki? Valla bize benim de çocuklarım yatıracak benim paramı da. Ben de kesemiyorum. Hakkından gelemiyorum artık. Çocuklar yatıracak. Çok pahalı. Bir danaya girmeye kalk 7000 lira. Nereden bulacağım ben? 3000 lira maaş alacağım. 7000 lira kurban alacağım. Önceki yıllarda nasıl? Önceki yıllarda 1000 liraya bir keçi alıyordun, yiyordun. 800 liraya bir kuzu alıyordun, kesiyordun. Şimdi al bakalım da görelim 4-5 bin lira. Tabii kesiyor. Kesecek. Her sene kesiyorum Allah'ın izniyle. Peki kurbanlık fiyatları nasıl? Valla kurbanlık fiyatları tabii geçen senelere göre biraz anormal ama alışkanlık olmuş bizim. Ben çünkü kurbanı aşevi için kesiyorum, oraya bağışta bulunuyorum. Böyle başka... Yani kurban hakkında başka bir şey yok yani. Peki önceki seneyle kıyaslarsanız bütçenizi nasıl etkiler? Valla bütçeyi etkiliyor tabii de. Az da olsa etkiliyor tabii. Ne söylesek boş yani. Yani toplum olarak, şey olarak hani hayvanlar bakımı olsun, şu olsun, bu olsun. Yetiştirenler de haklı. Kesenler de haklı. Kimin haksız olduğunu kimse bilmiyor yani.
Durum bu şekil yani. Başka bir şey yok yani. Biz geniş bir aileyiz. Keseceğiz. Peki kurbanlık fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Her şeyin fiyatı yükselmişken normal diye düşünüyorum. Önceki yıllarda da kesiyor muydunuz? Evet, hep kesiyorduk. Peki önceki yıllarla kıyaslarsanız şu anki fiyatları sizin bütçenizi etkiler mi? Etkiler. Yani illaki etkiler. Düşünmüyorum. Kesemeyeceğim. Neden? Ekonomik şartlar zorluyor insanları. Dolayısıyla biz de kesmeyi düşünmüyoruz bu yıl. Peki önceki yıllara göre kıyaslarsanız şu an nasıl etkiler bütçenizi? Tabii ki fazlasıyla etkileyecek. Ekonomik, zaten ekonomi dibine vurmuş bir durumda. Biliyorsunuz, hepimizin bildiği bir gerçek. O yüzden bu sene olmayacak. Hayır kızım. Hayat pahalılığında görüyorsunuz yani. Emekli bir insan nasıl kurban kesebilsin? Nasıl sizce kurbanlık fiyatları? Ya, kurbanlık fiyatları yani yem falan pahalı. Normal yani, ama alım gücü yok. Yani üretici de yani bundan memnun değil yani, satan kişi de. Yani geçen sene aldığım bir hayvan 900 liraysa bugün 25 lira. Maaşlar da zaten erimiş bitmiş, yok bir şey. Yani nasıl kessin kurban? Önceki yıllarda kesme imkanınız olur mu? 30 seneden beri kesiyorum ben. 30 yıldır kesiyorum. Bu sene yani şüpheli yani. Şimdi keseceğim deyip niyetine de girmedim yani, ama 4 tane benim evli çocuğum var. 7 tane torunum var. Bayram sabahı geliyorlar. Ne koyayım önlerine? Evet, 30 senedir koyuyorum ama bu sene borç yine keseceğiz herhalde. Yani ama dana olmaz. Ufak kayvar alırız. Böyle keseriz. Hani bu dinimizce de zaten bize farz yani. İslam'ın şartlarından bir tanesi yani. Bunu Müslüman ülküdeyiz madem, neden böyle kesemiyoruz yani. Eskişehir'i Ne Diyor programında bugün halka mikrofonumuzu uzattık ve bu yıl kurban kesebiliyor musunuz diye sorduk. Cevaplarımızı dinlediniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.